Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Son süngerci izde sefere çıkıyor. Yapımcılığını Savaş Karakaş, yönetmenliğini Sibel Güloğlu'nun yaptığı Aksona Mehmet'in hayatını anlatan Son Süngerci belgeseli Bodrum'da gösterime girdi. Yaşadığım topraklarda, doğduğum, büyüdüğüm topraklarda, Bodrum'da, bir bugün Bodrum denizcilik tarihinin temelini kuran bu yiğit, kahraman insanlar, sahillerde onlarca mezar bırakmış insanların anısına, onların anılarını nasıl yok ettik? Bodrum Sinemarina sinemalarında gerçekleştirilen gösterime Savaş Karakaş, Mehmet Baş, Aksona Mehmet Baş'ta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Bodrum'da Kos, Kalimnos adalarında yapılan çekimler sonunda hazırlanan 50 dakikalık belgesel izleyicilerden büyük alkış aldı. Savaş Karakaş tarafından 1700 yıl önceye dayanan Bodrum süngerciliğinin anlatıldığı belgesel izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Gayet güzel. Bizim Bodrum denizciliğinin tarihini yansıtmış. Aslında bizim çok övündüğümüz mavi yolculuğun başlangıcı da o demin gördüğünüz o küçücük teknelerde birbirine tahammül etmeyi, beraber yaşamayı öğrenen insanların buraya gelen misafirlere teknede yansıtması sonucunda doğmuştur. O yüzden Aksiyon'un yüreğine sağlık. Yaşarken bir eser kazandırdı Bodrum'a diye düşünüyoruz. Savaş Bey de çok başarılı bir çalışma yapmış. Denizcilik serisinin devamını bekliyoruz. Aksona Mehmet'in yaşayan bir efsane olduğunu söyleyen Karakaş, belgeselle ilgili şunları söyledi. Yaz başındayız, herkes Bodrum'a akın edecek. Çok kısa bir zaman sonra İzmir, Ankara, İstanbul büyük şehirleri arkalarında bırakacaklar ve Bodrum'a gelecekler. Neresi Bodrum? Bir süngerci kasabası. Aslında büyük şehirlerini arkalarında bırakmayacaklar. Onları da İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan Bodrum'a getirecekler. Ve Bodrum'da bu kaybolan değerleri göstermek üzere bu filmi çektik. 1960'lı 70'li yıllarda Bodrum nasıldı? Buradan Kos'a, Kos'tan Kalimnos'a kadar süngerin süngercinin izinde Aksona Mehmet'le eski Bodrum'u, güzel Bodrum'u, o herkesin peşinde koştuğu Bodrum'u ama bir türlü yakalayamadı veyahut da doğal haliyle koruyamadı Bodrum'u göstereceğiz belgeselimizde. Bu Aksona Mehmet'in gençliğini, ekmeğini denizden çıkarttığı, asla vazgeçmediği en büyük tutkusu süngerin hikayesi ve ona aşık olan bir süngerci Aksona Mehmet'in hikayesi. Son süngerci anlatacak. Son süngerci diyoruz. Tamam, Ege'nin karşı kıyısında Kalimnos'ta, Kos'ta bu kültür hala yaşatılıyor ama Bodrum'da bunu yaşatmak için çabalayan, uğraşan, didinen tek bir tane süngercimiz kaldı. O da Aksona Mehmet. O yüzden belgesel tabii ki onun hikayesini anlatıyor. Gösterim sırasında Aksona Mehmet'in yaşadığı mutluluk ve duygusal anlarsa gözden kaçmadı. Thank you.